kalpte huzurun olmadığını biliyorum. Bu ülkede geçinmenin de çok zor olduğunu biliyorum. Ama bütün bunlara rağmen diyorum ki moralinizi bozmayın. Sandık gelecek ve göndereceğiz onları. Demokrasi içinde göndereceğiz. Bu güzel bir slogan. Birleşe birleşe kazanacağız. Ve güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Kavga etmeden, kavga etmeden, beraber düşünerek, sorunları masaya yatırarak ve sorunlara akılcı çözümler getirerek beraber Türkiye'yi inşa edeceğiz. Güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Huzurlu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Sevgili gençler, sizler tweet attığınızda korkmayın. Millet İttifakı'nın iktidarında korkmayacaksınız. Sabahın köründe polis gelip evinizi basmayacak. Bundan emin olacaksınız. Milletin iktidarında, yani Millet İttifakı'nın iktidarında hep beraber iktidar olduğumuzda halk için çalışacağız. Gençlerimiz için çalışacağız. Kadınlar için çalışacağız. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Ve bir şey daha getireceğiz. Halktan topladığımız her kuruşun hesabını halka vereceğiz. Halkına hesap vermeyen bir siyasi anlayışı reddediyoruz, reddedeceğiz beraber. Beraber, beraber, kadın erkek, yaşlı genç, beraber güzel Türkiye'yi inşa etmek zorundasınız. Ayrıca şunu da ifade edeyim. İzmir milletvekili olmaktan da gurur duyduğumu ifade edeyim. Sizlere hizmet etmek, İzmirlilere hizmet etmek, İzmirliler için çalışmak benim için ayrı bir gurur vesilesi. Türkiye'nin bütün sorunlarını üç aşağı beş yukarı bilmiyoruz, yaşıyoruz. Ama buna karşın umutsuz değiliz. Buna karşın umutluyuz. Beraber güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bu konuda emin olmanızı isterim. Bir kez daha vurguluyorum, bir kez daha vurguluyorum. Karamsarlığa asla kapılmayın. Efendim bunlar gelirse şöyle olur, bunlar gelirse böyle olur. Ne derlerse desinler. İnançla, kararlılıkla adımımızı atacağız ve hedefe ulaşacağız. Hedef iktidar. Hedef iktidar. Halkın iktidarı, halkın, milletin iktidarı. Bir avuç tefecinin değil, bir avuç azınlığın değil, beşli çetelerin değil. Halkın iktidarını kuracağız ve halkla birlikte yöneteceğiz. Her kuruşun hesabını vererek. Bakın, belediye başkanlarımız bütün aksaklıklara rağmen, bütün engellemelere rağmen görev yapıyorlar. Burada, İzmir'de tarihinin en büyük metro yatırımı. İstanbul'da 10 ayrı metro inşaatı aynı anda sürdürülüyor. Gidin Antalya'ya, Mersin'e, Adana'ya, Aydın'a göreceksiniz, Eskişehir'e göreceksiniz. Belediye başkanlarımız mükemmel çalışıyorlar. Belediye başkanlarımız halkın nabzını tutuyorlar. Belediye başkanlarımız halk için çalışıyorlar ve halka hesap veriyorlar. Şunu söyledim belediye başkanı arkadaşlarıma. Yaptığınız her yatırımın kaça mal olduğunu millete söyleyeceksiniz. Milletimiz bilecek. Paranın nereye harcandığını, ne kadar harcandığını bilecek. Saydam bir devlet yönetimini getireceğiz arkasından. Her kuruşun hesabını veren bir devlet yönetimi bizim idealimizdir ve bunu gerçekleştireceğiz. İzmir'in dağlarında çiçekler çok açtı ve açmaya da devam edecek. Hiç endişe etmeyin. Efendim kısaca bu
Bu yatırımı gerçekleştiren işçisinden, mühendisinden, belediye başkanına kadar hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Birazdan temelleri atacağız. İzmir'de muazzam bir kalabalığa hitap etti CHP lideri Kılıçdaroğlu Buca metrosunun temel atma töreninde. Birazdan temel atılacak, hatta hemen İzmir'e dönelim, temel atma törenini de ekrana getirelim. O heyecanlı kalabalığın alkışları eşliğinde İzmir'de Buca metrosunun temeli atılıyor. Göreceğiz bunları. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun diyorum. Sağ olun. Sayın Tunçdoyer'in, Sayın Genel Başkanımıza çok anlamlı bir takdimi var. Bugünün hatırası için Buca metromuzun küçük bir maketini değerli Genel Başkanımıza takdim ediyorlar efendim. Teşekkür ederim. Bu ayakkabı kutusuna benzemiyor ama idare edeceğiz. Evet, değerli Genel Başkanımıza ve Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz ve geliyoruz günün en değerli anına. Buca metrosu için artık yola çıkma zamanı. Temel atma merasimimiz için Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, siyasi parti meclis üyelerimizi, yüklenici firmamız değerli Güler Madaşe'nin değerli temsilcilerini, değerli milletvekillerimizi, eski dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı, siyasi parti il başkanlarımızı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in değerli eşleri, Sayın İzmir Koop Başkanımız Sayın Neptün Soyer hanımefendileri bu tona basma merasimimiz için sahneye arz ediyoruz. Değerli protokolümüz yavaş yavaş sahnede yerlerini alıyorlar. Bu anlamlı, bu özel günde coşkumuz doruklara ulaşacak. Törenimizin hemen ardından muhteşem bir konserle sizlerle birlikte olacağız. Bizler için de gururun, coşkunun ve mutluluğun en yüksek olduğu, en doruklarda yaşadığımız günlerden birini yaşıyoruz. İzmir'de tarihi bir gün, Buca metrosunun temel atma töreninde CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri hazır, düğmeye basılacak. Buca metrosu için İzmirliler hazır. Yaptığı konuşmada motorları maviliklere süreceğiz dedi CHP lideri Kılıçdaroğlu. Kendinden emin bir konuşmaydı. Hafta sonunda yaşananları biliyorsunuz. Yine Halk Ana Haber Bülteni'nden değerli meslektaşım Özlem Gürses'ten takip ettiniz. Ankara'da bir masa kuruldu, bir yuvarlak masa. 6 lider o masada Türkiye'nin normale dönmesi için yol haritası üzerinde uzlaştı. Bir kez daha bir araya gelecekler. Türkiye tarihi günler yaşıyor aslında. Cumhuriyet tarihinde en ağır ekonomik krizi yaşanıyor bir taraftan. Çözümsüz değilsiniz, çözüm var diyor Millet İttifakı seçmene. Çözüm seçim sandığında diyor ve projelerini sunuyor. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Bir tarafta elektrik faturaları elektrik çarpmışa çeviriyor. Bir tarafta 1 lirası cebinde kalsın diye vatandaş indirimli satılan ürünlerin kuyruğuna giriyor. İndirim kampanyaları kovalamaya devam ediyor. Evde elektrikler kapalı, ışıklar kapalı bir şekilde oturanlar var. Işıklarını yakmayanlar var. Doğalgaz deseniz aynı şekilde. -5 derecede Niğdeliler ucuz ayçiçek yağı kuyruğuna girdi mesela. İzmir'den Niğde'ye götüreceğim sizi. Onları göstereceğim. Hal böyleyken bu ekonomik sıkıntılar içinde bir çözüm yolu, bir çıkış yolu gösteriyor CHP lideri Kılıçdaroğlu ve onunla aynı masada oturan 5 partinin lideri. Hafta sonunda yaşananlara bakacağız. Bu arada Buca metrosunun temeli atıldı. Hayırlı olsun İzmirlilere. Türlü engellemelere rağmen, maalesef iktidarın engellemelerine rağmen öyle söyleyelim. Millet İttifakı'nın belediyeleri, CHP'li belediyeler, büyükşehir belediyeleri çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyorlar. Halk Ana Haber Bülteni'ne bir 14 Şubat akşamında Halk Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Sadece romantik olduğu için değil, loş ışıkta bizi seyredenler, soğuk evlerinde battaniye altında bizi seyredenler. İlk haberimiz yine ekonomik krize dair.